Eğitime dairden herkese merhabalar. Ekranları başına bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızda her hafta farklı bir konukla sizler için ekranlarınızda olacağız ve eğitim ve öğretime dair her şeyi konuşacağız. Bu haftaki konuğum Cennet Tuğçe Kanlıcıoğlu. Şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar hocam. Stüdyolarımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizler de iyiyiz. Bu hafta ilk konuğumuz, eğitime dair programımızın ilk konusu sizsiniz. Eğitim ve öğretim arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Onlar nedir, onları konuşacağız ama bunlara konuşmadan önce sizi biraz tanımak istiyorum efendim. Tabii, Cennet Tuğçe Kağnıcıoğlu. İstanbul Kişisel Gelişim Kursu Müdüresi olarak görev almaktayım. Ee, genel bundan önceki süreçte de aynı kurumda e, coğrafya öğretmeni olarak görevimi idame ettiriyordum. E, yani uzunca bir süredir eğitimin içindeyim diyebilirim. Ne güzel hocam. Peki e, sizin de en çok aslında bildiğiniz şeyler eğitim ve öğretim. Siz öğretiyorsunuz, eğitim vermiyorsunuz değil mi? Bunların arasındaki farkları konuşacağız. Ben de merak ediyorum. Eğitim nedir ilk önce hocam? Hı hı. Ee, şöyle eğitim... E, kişide meydana gelmesi beklenen davranış değişikliği <laughs> bu davranış değişikliği olumlu ya da olumsuz yönde gerçekleşebilir hı hı. E, Bu yüzden eğitim ikiye ayrılmaktadır yani formal eğitim ve informal eğitim olarak e, ayrıldığını göz önüne almak gerekir Çünkü olumlu yöndeki değişimi daha çok formal eğitimde görüyoruz formal eğitim e, açıklamak gerekirse daha çok, planlanmış şekilde kişi davranışını olumlu yönde değiştirmeye yönelik olarak verilen eğitimdir hı hı. Buna da okullarda yaptığımız eğitimleri e, örnek verebiliriz Çünkü okullarda verilen eğitim belli süre içerisinde planlanmış şekilde e, öğrencide bilgi birikim yetenek gibi noktalarda e, gelişmesini sağlamak değişmesini sağlamak üzerine verilen eğitimdir e, informal eğitime geçecek olursak informal eğitim normal şu an e, biz mesela informal eğitimdeyiz. Ben bir şeyler öğreniyorum şu an burada bulunduğum için siz de benden bir şeyler öğreniyorsunuz. Yani hayatın içerisindeki öğrenmiş olduğumuz süreç informal eğitime dahildir. Nasıl ki bir bebek e, sobaya dokunmadan onun sıcak olduğunu kavrayamazsa ve dokunduğu andan itibaren evet bu sıcak. Benim bir daha buna dokunmamam lazım derse o informal eğitime dahil olarak eğitim sürecini alan bir bireydir biz Evet maalesef öğretim yönü özel öğretim kursunda bulunduğumdan dolayı öğretim yönümüz ağır basmakta hı hı. ama informal eğitim Az önce de bahsettiğim gibi hayatın her noktasında sadece formal eğitim kısmında Evet biz öğrencilerimize maalesef sistemli programlı bir şekilde eğitimlerini veremiyoruz Çünkü daha çok sınava yönelik olarak bir Öğretim süreci geçirdiklerinden dolayı, daha çok onların şimdiki ve ilerideki mutluluğunu sağlayacak şekilde hı hı. E, mesleklerini oluşturacak hayallerine kavuşacak şekilde biz onlara öğretimde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Peki eğitim ve öğretim arasındaki farklar neler hocam? Eğitim ve öğretim arasındaki fark şu: Eğitim davranış değişikliğidir, olumlu ya da olumsuz. Hı hı. Öğretim ise e, bilgi beceri kazanmadır. E, tamamen yani bilimsel lik açısından, bilimsellik noktasında var olan bir gerçeği öğrencinin kavrayarak bunu göstermesidir. İlerleyen hayatında bunu yansıtabilmesidir. Eğitim ve öğretim arasındaki fark kısaca budur. Velinin de bu süreçte çok büyük etkisi var aslında. Eğitim ve öğretim arasındaki aşamalarda velinin öğrenciler üzerindeki etkileri neler peki? Veli'nin öğrenci üstünde etkisi. Şimdi günümüz açısından bakalım biraz. Ee, günümüzde Veli biraz daha eğitimden ziyade öğretime önem veriyor. Hı hı. Kötülük açısından değil herkes evladının iyiliğini ister. Ee, ama biraz daha böyle iyi bir mesleği olsun. İşte mesela... İşte ne bileyim KPSS'den atan devlete gir, ee, ondan sonra doktor ol, avukat ol, daha böyle garanti mesleğin olsun. Biz çektik sen çekme evladım modundalar biraz. Ee, bu yüzden evet öğretim sürecinde öğrenci için ellerinden geleni yapıyorlar. Kesinlikle hiçbir şey diyemem. Ama eğitim noktasında öğrencilerimiz maalesef velinin baskısı altında bulunduğundan dolayı biraz daha e, içe kapanık bir nesil. Yetişmeye başladı. Yani en azından bu şekilde düşünüyorum. E, veliler biraz öğrenciler üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Çünkü e, tabii ben genel olarak konuşuyorum ama istisnalarını da söylemem gerekir. Herkes bu şekilde değil. E, yani bazı velilerimiz de tamam öğretim olabilir, olmalı. Çünkü o onun geleceğidir. Fakat eğitim daha önemli. E, eğitim noktasında benim çocuğum e, ahlaklı bir şekilde yetişsin. Benim çocuğum toplumsal bilince sahip olsun. Çünkü zaten eğitim dediğimiz şey de bu. E, evet. Toplumsal yaşama ayak evet. uydurabilmesi için biz kişide davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, toplumsal yaşama ayak uyduramayan bir birey eğitimini tamamlamıştır diyemeyiz. E, bu ne gibi? E, elinde bir çöp varsa... Çöp kutusunu görene kadar o çöpü elinde taşımak gibi bir şeydir. Bu evet eğitim sürecini e, almış belki tamamlamış tamamlayamamış bilemeyiz elbette ama e, eğitim sürecinde katkısı bulunmuş olan bir bireyin davranışıdır. Bazı velilerimiz bunu daha çok önemsiyorlar. Bu evet istisnai bir durum. Hı hı. Ama tabii genel anlamda baktığımız zaman e, şu dönemde biraz daha geriye düşmüş oluyor eğitim. Öğretime velilerimiz daha çok önem veriyor. Peki hocam normal devlet okullarında ve özel kurslarda da bir fark var aslında. Bunlar eğitim ve öğretim arasındaki aşamaları birbirlerine etkiliyorlar mı? Yani neden bir devlet okuluna giden bazı öğrenciler özel eğitim kurslarına da gitme gereği duyuyor? Şimdi şöyle... Devlet okulu evet ücretsiz olarak eğitim sağlayan ve bence ciddi anlamda katkısı bulunan e, ilk öğrenme alanının oluşması gereken kısımdır. Hı hı. Yani bu tamamen benim düşüncem elbette. Hani katılıp katılmama noktasını e, bilemiyorum, tayin edemiyorum şu an. Ama birinci sınıfa e, başlayan bir öğrencinin devlet okuluyla başlaması daha elzemdir gibi görüyorum. Çünkü e, devlet okul dediğim gibi toplumsal şartlara daha uygun şekilde e, eğitim verdiğinden dolayı. Hı hı. Yani herkesi eşit olarak görme eğiliminde bulunduğundan dolayı biraz daha devlet okulunun eğitimin ilk aşamasındaki nokta için elzem olduğu kanısındayım. Ama ilerleyen süreçlerde neden velilerimiz ve öğrenciler özel öğretim kursuna ihtiyaç duyuyorlar? Şöyle de bir gerçek var. Sınav sistemimizle devlet okulunda verilen öğretim sistemi arasında bir fark var. Ve bu farkın ortadan kalkması için özel öğretim kursuna velilerimiz ve öğrencilerimiz yani destek amaçlı esasen destek amaçlı olarak özel öğretim kursuna yönelme eğilimindeler. Bu şuna benziyor Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak kendini geliştirmektir. Kendini geliştirmek öğretimle değil eğitimle olur. Fakat öğretim e, süreci tamamlanmadan da birey ben e, ilk basamakta bulunan ihtiyaçlarımı karşılayabilirim diyemez. Şunun gibi bir meslek sahibi değilse veyahut da bir e, maddi kazancı yoksa barınma noktası da özgür değildir asla. Birisine bağımlıdır. E, yeme içme noktasında kendi yemeğini temin edemeyen bir birey bağımsız değildir. Birisine bağımlıdır. Hı hı. E, ve dediğim gibi maddi anlamda bağımsızlığını kazanmamış bir insan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağını oluşturamaz. Ve bu yüzden ilk basamak oluşmadan son basamağa tırmanamazlar. Peki hocam şu an Z kuşağı dediğimiz en son kuşakta kuşaktaki neslin eğitim ve öğretimindeki en büyük eksiği ne? Siz neler görüyorsunuz bu kuşakta? Ee, şu anki nesil biraz daha teknolojinin içine doğduklarından dolayı kendilerini e, eski zamanda işte sizin bizim yaptığımız şekilde kitap üzerinden öğrenme sürecinden soyutluyorlar. Hı hı. E, nasıl işte ben açarım Film izleyerek öğrenebilirim ya da işte e, oyun oynayarak telefon üzerinden, tablet üzerinden, bilgisayar üzerinden oyun oynayarak zamanımı geçirebilirim gibi. ha Onlara da e, kesinlikle hak veriyorum çünkü onlardan e, teknolojinin yerlisi yani. Ben doğduğumda bu kadar yaygın değildi veyahut da siz doğduğunuzda bu kadar yaygın Aynen. değildi. Ama onlar var olduğundan beridir bu teknoloji var. Doğdukları andan itibaren bu teknolojinin içindeler. Bu yüzden teknolojinin kendilerine yetebileceklerini düşünüyorlar. Evet teknoloji kesinlikle çok faydalı. Fakat e, öğrencilerimizin en büyük eksiği okuma. Yani kitap okumuyorlar öğrencilerimiz. E, kitap okumadıklarından dolayı analiz yetenekleri oldukça düşük. Şimdi bu analiz yeteneklerini geliştirmek için kitap okumaları lazım ama dediğim gibi teknoloji içine doğduklarından dolayı kitap okurken çok sıkılıyorlar ve bunun arasında bir köprü kurulamıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz analiz yeteneğinden geri kalmış oluyorlar. Hı hı. Şimdi yeni nesile uygun olarak yeni nesil soru tipi dediğimiz bir sürecin içerisindeler. Sınava hazırlanırken bu LGS de olabilir, YKS de olabilir. Tüm sınavlarımız artık e, okuduğunu anlama, anladığını analiz etme yöntemi üzerine kuruludur. Evet. Ama öğrenci okuduğunu anlayamazken yani kendi dilinde okuduğunu e, anlayamazken bu soruları yapamıyor. Bu sadece Türkçe için geçerli değil. Şu an matematikteki neredeyse tüm sorular okuduğunu anlama üzerine. Problem soruları okuduğunu anlama üzerine. Hakeza sosyal bilimler veyahut da fen bilimleri e, tamamen okuduğunu anlama üzerine e, kurulduğundan ve oluşturulduğundan dolayı öğrencilerimiz e, bu noktada geri kalıyorlar. Yani çok fazla okuma yapmaları lazım. Bu şu şekilde değil. Yani kitabı alayım saatlerce öğretim süreci içerisindeki okumayı yapayım. Hangi müfredatın neresinden sorumluyum? Ben sadece bunu okuyum değil. E, alıp dünya klasiklerini okuyabilirler. Bu nedir? Eğitim için kendileri için gerekli olan bir şeydir esasen. Yani sadece e, herhangi bir roman okumak, işte bu benim tamam eğitimimi gerçekleştirir ama öğretimime hiçbir katkısı yok dediğimiz bir nokta değil. Herhangi bir materyal okumak, özellikle e, günlük dergi gazeteleri okumak, güncel olaylara olan e, bakış Yatkınlığını, evet bakış açısını arttırır. Ee, daha fazla ya bugün ne olmuş, yarın ne olacak? Hani ileriye dönük olarak ya bak tamam bugün böyle olduysa yarın o zaman şu şekilde bir olayla karşılaşabiliriz diyebilecek seviyeye gelir. Roman okuduğu zaman, hikaye okuduğu zaman, işte bir Montaigne'in denemelerini okuduğu zaman öğrencimiz Dünyaya bakış açısı çok farklılaşacaktır. Dediğim gibi okuduğunu anlama ve analiz Hı. etme noktasında da e, oldukça onlara katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, zaten Galileo'nun da dediği gibi hani eğitim dışarıdan verilen bir müdahale değildir eğitim ve öğretim. İnsanın içinde var olanı keşfetmesini sağlar. Ben öğretmen olarak ancak öğrencime içinde var olanı keşfetmesi için yol açabilirim. Bak A yolu var, B yolu var, C yolu var, D yolu var vesaire. Bunlardan hangisini seçmek istersen, bunun sonucunda sen hangisinde mutlu olacaksan bu yolu seçmelisin diye ben ancak ona yol gösterebilirim. Gerçekten ne güzel anlattınız hocam. Teşekkür Peki hocam, ederim. şu an pandemi dönemindeyiz. Ben onu da merak ediyorum. Eğitim ve öğretimimizi nasıl etkiledi pandemi? Nasıl etkiledi? Ee, bu pandemi süreci elbette. Geçici olan bir süreç yani e, eğitime pandemiyle paralel tutmak çok yanlış olur. Hı hı. Hani bu yüzden sürekli sürekli pandemi üzerine e, konuşup görüşüp bunun üstüne tartışıp da e, öğrencileri strese sokmanın ya da evet hayat hep bu şekilde devam edecek e, hiçbir zaman düzenimiz oturmayacak gibi bir kaygıyla yetişmelerini düşünmelerini hı hı. şahsen tasvip etmem. E, ama pandemi süreci evet eğitimde çok ciddi bir etkiye sahip oldu ne gibi? Önceden şu düşünülüyordu. Açıkçası ben de düşünüyordum. Yani öğretmen olarak ben de düşünüyordum. Ee, teknoloji çok fazla ilerliyor. Teknoloji ilerledikçe işte öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak. Hani olur ya işte robotlar şunu yapacak, işte uçan arabalar böyle olacak vesaire. Bu teknoloji ilerlediği zaman acaba öğretmene ihtiyaç olmaz mı? Gibi bir düşüncem, çasem vardı. Karamsarlığa düşüyoruz. Kesinlikle. Pandemi süreci başladı. Üç haftalık tatil olarak biz bunu birazcık daha yani... Tatil değil elbette bir karantina süreciydi fakat e, öğrenciler 3 haftalık tatildeyiz. Oh yatacağım 3 hafta sonra başlayacağım çalışmaya gibi düşünüp e, bu süreci yanlış yönlendirdikleri için şahsen hani, sadece öğrenciye, veliye vesaire suç bulma durumu değildir kesinlikle. Bu benim de bir kabahatimdir eğitimci olarak. E, çünkü ben de ya evet 3 hafta sonra yaparız, hallederiz. Ya zaten canımızın derdindeyiz bir dur ...noktasına geldiğimizden dolayı, hepimiz bunu yaşadığımızdan dolayı öğrencilerimiz etkilendi. Ee, ne oldu? Robotlar öğretmenlerin yerini alamayacakmış. Bunu biraz görmüş olduk. Çünkü online'da e, bir öğretmen olmasına karşın öğrenci girip canlı derslerine dinlerken e, uyukluyor, dinlemiyor. Bir tarafta bilgisayar oyunu oynuyor, arka sekmede e, öğretmen dersi anlatıyor ama asla öğretmen umrunda bile değil kamerası kapalı, mikrofonu kapalı. Şu an halihazırda yaklaşık bir 7-8 aydır hiç okula gitmemiş. Eğitim öğretim sürecinden bu kadar zamandır uzaklaşmış bir nesil var elimizde. Çok önemli bir süre aslında değil mi 7-8 ay dediğimizde? Kesinlikle çok önemli bir süre çünkü e, siz de hocam yani kendi çocukluğunuzdan hatırlayın 3 ay boyunca yaz tatilinde 3 ay boyunca okula gitmediğiniz zaman Eylül ayında okul başlıyor ve siz ya işte ben ne öğrenmiştim Haziran'da okulu bıraktığımda neydi gibi bir bocalama Adaptasyon içerisine giriyoruz. Adaptasyon süreci var zaten. Kesinlikle e, ve öğrenci okuldaki sosyal hayatından uzak. Çünkü bir bireyin ee, en geniş çerçevede sosyalleştiği yer öncelikle okul. okul. Ama okuldan bu kadar süredir uzak, sosyal hayattan uzak demektir bu. Yani sosyal hayat dediğimiz şey e, sosyal medya değil. Bundan uzak, eğitim öğretim sürecinden uzak. Bu nasıl toparlanacak? Bu 10 yıl sonraya nasıl yansıyacak? Hani bunu... Konuşsak aslında bir 3-4 bölüm daha sürebilir. Çünkü gerçekten çok ciddi bir problem. Yani i̇şte e, tüm öğretmenlerimin amacı budur diye tahmin ediyorum. E, bu açığı, bu eksiği en güzel şekilde nasıl kapatabiliriz? En hızlı en bir şekilde. Az, kesinlikle en az hasarla. Şimdi hasar alınacak bu maalesef var olan bir şey bu hasar alınacak ama en az hasarla nasıl kapatabiliriz bunun derdinde bunun çabasındayız. Çünkü öğrenci dediğim gibi sadece öğretimden değil, eğitimden, sosyalleşmeden yani birçok insanı insan yapan, toplum içerisindeki yerimizi belirleyen etkenlerden 7-8 aydır uzak. Gerçekten çok acı bir durum. Evet. İnşallah yani, bu süreç biter. Hı. Herkes işine kaldığı yerden öğretimine devam eder hocam. Umarım inşallah yani e, bunun çabasındaysa bu tek taraflı yani sadece öğretmenin vermiş olduğu bir e, mücadeleyle kapatılacak bir unsur değil. Hem öğrencinin hem velinin hem öğretmenin e, el birliğiyle yapması gereken bir şey bu. Hani bu açığı kapatma süreci. Hepimizin e, birlikte hareket etmesi lazım. Birlik olgusunun oluşması lazım. Evet tatil gibi gördük ama artık bitti. Yani bu süreci e, biz daha güzel değerlendirmeliydik şahsım adına. Daha fazla kitap okumalıydım, daha fazla film izlemeliydim, daha fazla, daha fazla. Yani her şeyin daha fazlasını yapabileceğim bir süreç verildi bana. iki buçuk, üç ay kadar. E, ama bundan sonraki süreç için dedim ki ya tamam iki buçuk ay sonra zaten yaparım, başlarım. Hı. Ama öyle olmadı. Ben bu fırsatı değerlendiremedim. Şahsım adına öz eleştiri yapmam gerekirse. Ben bu fırsatı değerlendiremedim. Ee, öğrencilerimizin değerlendirmesi gerekiyordu. Özellikle sınav grubunun. Onlar da yani değerlendiren değerlendirdi. Değerlendiremeyen tüh ne yaptım ben öldüm bittim deyip bu sene de mezunuz noktasına getirdi. Ama dediğim gibi önemli olan şey zararın neresinden dönülürse kardır dediğimiz noktadayız esasen şu an. Ne kadar az hasar alındıysa o kadar iyi. Çünkü bekledikçe, bu süreci uzattıkça hasar asla azalmayacak, aksine artarak Artacak. ilerleyecek. Peki hocam programımızın da sonuna geldik. Programımızı kapatmadan eğitim ve öğretim olarak seyircilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak? Tabii ki. Eğitim her yerde eğitim. Yani sadece okullarda ya da özel öğretim kurslarında var olan bir süreç değil. Öğretim için çabalamamız lazım. Hepimizin el birliğiyle uğraşmamız lazım. Bir de öğrencilere... Lütfen okuyun. Yani rica ediyorum okuyun. Öyle ya da böyle elinize geçen her şeyi okuyun. Çünkü bu sizin her anlamda ee, iler, ileride 50, 60, 70 yaşına geldiğiniz zaman bile hayata karşı bakışınızı değiştirecek olan bir noktadır. Bu yüzden dediğim gibi okuyun. Çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi ki geldiniz. Sizleri iyi ki tanıdık efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bu haftada eğitime dairenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler artık her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.